Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ağustos 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 22 Ağustos'a kadar güneş sizin burcunuzda parlıyor. Bu ay doğan tüm aslan burçlarının doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim size. Güzel bir yıl dilerim. Evet, yükselen aslanlar, güneş yükselen burcunuz üzerinde parlarken sizin de enerjinizin çok yükseldiği, çok dikkat çektiğiniz önemli bir dönemdesiniz. Ve bu ay burcunuzda bir yeni ay doğacak. Ardından Kova burcunda, tam karşıt burcunuzda bir de dolunay meydana gelecek. Evet, kendinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili süreçlerin öne çıktığı, hayatınızda çok belki kadersel, önemli bazı kararlar verdiğiniz, dönüşümler geçirdiğiniz bir süreçtesiniz. Ayın ilk haftası biraz enerjiler sıkışık. Buna dikkat etmek gerekiyor. Güneş Aslan burcunda 2 Ağustos'ta tam karşınızdaki Kova burcuyla karşıt açıda olacak. Güneş Satürn karşıtlığı. Özellikle doğum günü Temmuz'un sonları ve Ağustos'un ilk 5 gün içerisinde olan Kova burçlarımız, pardon, Aslan burçlarımız biraz da etkilenebilirler bu Güneş Satürn karşıtlığından. Satürn kısıtlayıcı bir enerjidir, baskı verir. Yani hayattaki zorluklar, işte sorumluluklar, bizim ilerlememizi engelleyen, bir şeyleri zorlaştıran koşullarla alakalıdır. Ki bunlar daha çok ilişki dinamiklerinizle bağlantılı olabilir ya da hayatınızdaki sorumluluklarla ya da ebeveynlerle ilgili olabilir. Bir engellenmişlik hissedebilirsiniz. 6-7-8 Ağustos civarıysa bu sefer Güneş'in Boğa burcundaki Uranüs'te bir karesi var. Güneş-Uranüs kareleri de beklenmedik dinamikler, huzursuzluklar demek. Biraz hani yani aileden veya ebeveynlerle ilgili olabilir ya da çalışma ortamınızdaki kişiler, üstlerinizle ilgili olabilir. Sürpriz koşullar, sizi huzursuz edebilecek durumlarla ilgili olabilir. Böyle bir dönemde çok fevri davranmamak, daha sakin, daha sağduyulu olmak gerekiyor. Koşullar 8 Ağustos ve sonrası rahatlayacak. Yani bu sert açıların etkileri, enerjileri yumuşamaya başlayacak. O yüzden sabırlı olmakta fayda var. Mars ay boyunca Başak Burcu'nda. Ayın ilk yarısı Venüs Başak Burcu'nda. 11'inden sonra da Merkür Başak Burcu'na geçeceği için bu ayın büyük bölümünde aslında kendinizi maddi manevi güvende hissetmek için daha fazla çabalıyor olabilirsiniz. Evet, aslan keyfe, konfora, rahata düşkündür ama bu ayın genel geçişleri kendinizle ilgili hayatınızdaki keyif, kişisel zevkler, bu alandaki beklentilerinizi öne çıkarırken bir yandan da aslında iş konuları, para kazanma konuları ve maddi anlamda güven oluşturma alanlarında da daha fazla çabalayabileceğinizi işaret ediyor. 8 Ağustos'ta 16 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıklar demek. Hayatımızda artık yeni pencereler açıyor. Ve özellikle tabii ki bu yeni ay doğum günü 5-12 Ağustos olan Aslan burçları için çok daha önemli. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Güneş burcunuz 8 derece ve 16 derece ve yakınlarındaysa ya da yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok önemli bir yeni ay olabilir. Bu yeni ay ile beraber fiziksel imajınızda, hayattaki duruşunuz, yaşadığınız mekanlar, tüm bu alanlarda bazı yenilikler yapabilirsiniz. Evet, yeni bir iş de olabilir hayatınızda, yeni bir ilişkiye adım da atabilirsiniz. İmaj değişimleri de olabilir. Hayat şartlarınıza, yaşınıza, içinde bulunduğunuz durumlara göre bu yenilikler çeşitli alanlarda gelebilir. Ama bir yenilik, bir dönüşüm, hayata böyle bir yeniden başlama enerjisini güçlü bir şekilde içinde tutan bir yeni ay bu. Kişisel gezegenlerin de Başak Burcu'ndaki güçlü tesirleri biraz da hayatınızda güven oluşturmak istediğinizi, bunun için de mükemmel, biraz da hayata mükemmellik oluşturmak açısından daha detaylı yaklaştığınızı gösteriyor. Yani parasal kaynaklarınızı da bu dönemde daha dikkatli değerlendirebilirsiniz. Daha detaylı hesaplar yapabilirsiniz örneğin. Yeni ay 22 Ağustos'a kadar olan süreçte, 2 haftalık süreç içerisinde gündemimizde olmaya devam edecek. 11 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek. 16 Ağustos'ta Venüs Terazi Burcu'na geçecek. Venüs Terazi de çok keyiflidir.
16 Ağustos'tan itibaren özellikle yakın çevrenizdeki kişilerden daha hoş etkiler alabileceğinizi gösteriyor. İşte komşularınızla, kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla daha sıcak iletişimler olabilir, ziyaretler, gidip gelmeler, kısa uzun bazı böyle geziler, seyahatler gündeminize getirebilir Venüs'ün o güzel etkileri. Evet, ayın 18'i, 19'u, 20'si parasal anlamda verimli günler. Ticari konularda da verimli günler. İşiniz yoksa iş konularında para kazanma imkanları yaratabilecek bazı sürpriz teklifler alabilirsiniz. Veya çalıştığınız bir işte sürpriz kazanç artışları ya da hani üstlerinizin takdirini kazanabileceğiniz, başarılı olabileceğiniz süreçler olabilir. Bugünlere özellikle dikkat edin. Para evinizde güçlü tesirler söz konusu çünkü. 22 Ağustos'ta Kova burcunun 29 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu yaz iki tane Kova dolunayı yaşıyoruz. Birincisini 24 Temmuz'da yaşadık. 1 derece Kova burcundaydı. Şimdi de Kova burcunun son derecesinde. 29 derece Kova burcunda. Aslında iki dolunay birbiriyle bağlantılı olabilir. Çünkü ikisi de hemen hemen benzer etkiler taşıyor. 29 dereceler daha çok sonlanma, bitişler, dönüşümlerle alakalıdır. Sabit burçların son dereceleri ve değişken burçların ilk dereceleri de etki alıyor aslında bu dolunayda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarındaysa veya kişisel haritalarınızda özellikle değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa tesirler öne çıkabilir. İlişkileriniz önemli etkiler altında. Bunlar Temmuz'da da başlamış olabilir, şimdi devam ediyor olabilir. Evlilik konuları, ortaklıklar, işbirlikleri, belki yakın arkadaşlıklarla ilgili önemli kararlar verme sürecinde ya da sizin kontrolünüz dışında da olabilir tabii ki bunlar. Dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Ve bunlar evlilik, ayrılık, işbirlikleri kurmak veya işbirliklerini sonlandırmak, sizin toplumdaki duruşunuz, kariyeriniz, genel statünüzle de bağlantılı olabilir ve daha kadersel, etkileyici, güçlü tesirler getirebilir. Şu anda hani eşiniz, evlisiniz, eşinizin genel durumu, eşinizin ailevi koşulları, eşinizin ebeveynleri, eşinizin iş durumu, eşinizin genel sağlığı, hani bu alanlarda da bazı tesirler söz konusu olabilir ve dolunay bunları daha görünür hale getirebilir. Ağustos'un son haftası özellikle dolunay etkileri gündemimizi belirleyebilir. Güneş hemen dolunayın ardından Başak Burcu'nda parlamaya başlıyor. 8. evinize geçiş yapıyor. 8. ev hem ilişkilerle bağlantılı bazı dinamikleri, paylaşımları etkiler. Bunlar hani parasal konular olabilir. Eşle ya da ortakla paylaştığınız paralar, işte borçlanma konuları, alacak verecek konuları. Ama hayatımızdaki ölüm gibi, dönüşüm gibi bazı krizlerle de alakalıdır. Eylül ayında da zaten Başak yeni ayı doğacak. Bu tesirler özellikle Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle beraber 8. ev konularınızı daha güçlü bir şekilde aydınlatmaya başlayacak sevgili aslanlar. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri
tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.